İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Makedonya'dan gelen haberlerimiz vardır. Onları birlikte izleyelim. Bir bakalım. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti dün bağımsızlığın 28. yıl dönemi kutlamış oldu. Ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikleriyle 8 Eylül bağımsızlık günü kutlanmış oldu. 8 Eylül 1991 tarihinde gerçekleşen referandumda halkın %95'ini evet demesiyle Makedonya o zamanki Yugoslavya'dan ayrılarak kendi bağımsızlığına kavuşmuş oldu. 8 Eylül Makedonya'da resmi tatildir. Tam pazar gününe denk gelmesi boyun pazartesi günü de tatil olarak kutlanmaktadır. Meclis ve hükümet farklı etkinliklerle 8 Eylül bağımsızlık gününü kutlamış oldu. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski 8 Eylül kutlamasıyla birlikte Kuzey Makedonya vatandaşlarının en büyük bayramlarından bir tanesi kutlarken öte taraftan ise ülkemizin tarihisine ve değmiş o kendisi 1991'den başlayarak şimdiye kadar olumlu ve olumsuz örnekleri dile getirmiş olduğu kendisi özellikle gençleri ülkemizde tutabilmek için ve onları bırakabilmek için ancak yeni yatırımlar ve yeni çalışmalar gündeme gelmesi Kendisine göre ülkemiz Avrupa Birliği ve NATO üyeli olduktan sonra yatırımların sayısı artacağına inanarak gençleri ancak bu şekilde ülkemizde tekrar kendi istidamı sağlamak için şartlar savunacaktır ve burada tutabiliriz diye konuştu. Mevcut olan gençlik için özellikle politikaların geliştirilmesi ve çaltılması herkesin bir görevi olduğunu da tekrarlanmalı. Başbakan Zoran Zaev, 8 Eylül bayramı kutlamasına den gelmesiyle birlikte kendisi özellikle Üsküp'te düzenlenmiş olan Gatski Park'taki kutlamasına katılmış olduğu mevcut olan ülkemizin NATO ve Avrupa Birliği yolunu tam açıklarken ileride de özellikle fakirin ortadan kalınmak için bir de yolsuzlukla mücadele konusunda devam edeceklerini tekrarlamış olduğu mevcut olan tüm partilerden de ortak bir hedef Avrupa Birliği NATO ve mevcut olan ülkemizdeki fakirlik ve bazı problemleri ortadan kaldırabilmek için elinden gelmelerini yapmalarına dair olarak bir etkinlik istemiş olduğu tüm siyasi partiler kendi siyasetlerini yürütecek fakat ülkemize destek verecek diye bir değerlendirmesini yapmış oldu. Ana muhalefet parti lideri ve Maroda Pama'nın lideri Christian Mitskovski mevcut olan 8 Eylül bayramın kutlamasına ilişkin olarak kendi tebriklerini de sunmuş oldu. Kendisi özellikle 1991 yılına dayanarak fakat ondan öncesi de 2. Dünya Savaşı'nda ülkemizdeki gazilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki özellikle birçok kurtuluş savaşlarına katılmaları konusunda da bunlara tarihsel olarak değerlendirmesini yapmış olduğu, Ondan sonra ülkemizdeki yaşayan en büyük ve en özellikle tam kendi ülkesine bağlı olarak halkın bir de onunla birlikte geri kalan milletlerin beraberce yeni bir çağdaş bir ülkenin özellikle inşa edilmesi konusunda tarihi de açıklamış olduğu kendisi özellikle Tam 1991 yılında ülkemiz kendi bağımsızlığına kavuşmuştur ve aynı zamanda tarihsel olarak beklenen kendi ülkesine sahip olma isteği de tamamlamış olduğunu dile getirmiş oldu. 8 Eylül Bayramı devrede de kutlanmıştır. 8 Eylül Bayramı bu sefer de 2. Dünya Savaşı'ndaki Gaziler Birliği tarafından tam kutlanırken devredeki tam faşizme karşı savaşan bazı heykellere katılmış olan ve takılmış olan bazı taze çiçekleri ve çenekler özellikle bırakılarak bunlara saygı gösterilmiştir. Her sene olduğu gibi bu sene de 2. Dünya Savaşı Gazileri devrede de 8 Eylül'ü kutlamış var. Haber bültenimiz devam ederken sırada ise sizi en yakından ilgilendiren bölge haberlerimiz vardır. Onları da izleyelim. Devreliler yeniden Kalkandelen Üniversitesi'ne bağlı olarak fizyoterapeut bölümlerin açılmasını talep etmektedir. Bin zamanlar Kalkandel'in Devlet Üniversitesi'ne bağlı olarak fizyoterapi bölümleri çalışmaktaydı. Fakat birkaç sene öncesine kadar son nesiller tam bitirmiş oluyorlardı. O zamanki bilindiği gibi devrede fizyoterapi ve İngilizce bölümleri açılmıştı. Merkez Jupa'da yeni geçici olarak vekil olarak müdürlüğünü yapacak Sabri Hasan olmaktadır. Kendisi burada birkaç sene öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Kendisi özellikle şimdiye kadar da çavuşkan ve iyi bir şekilde kendi işini yürüten öğretmenlerden ve hocalardan bir tanesi olmaktadır. Hatta lisesindeki özellikle müdürlük seçimi ne kadar geçici olarak müdürlüğünü yapacak Sabri Hasan kendisi coğrafya uzmanıdır. Futbolla devam ediyoruz. Korab Futbol Kürübü bu sefer de 2-0 bir skorla tam mevcut olan durumunu dahi bir pozisyona getirmiş oluyor. Uykan Muça ve Blair'ın Muça bu sefer bütün bu maçların etkinliklerin kahramanları olmaktadır. Bilindiği gibi mevcut olan çalışmalar devam ederken bölgemizde tek spor alanında temsilcimiz Kora Futbol Kulübü bu sefer de zaferle tam maçı ve bu skorla kapatılması konusunda en puan durumunu güçlendirmiş olduğu hem de mevcut olan durumu daha iyi bir duruma getirebilmek için devriller için ayrıyetten bir eğlence zamanı olmuştur. Bölgemizdeki tek futbol alanında temsilcimiz Kora Futbol Kulübü şimdiye kadar çok değişik zamanları geçmiş oldu. Nihayet sonunda kendisi toparlanabildi. Müzik Son haberimiz polisten gelmektedir. Devre polis karakolundan yapılmış olan açıklamasına göre devrede saat 9 ile 12 arası Plitka Tepsiye denilen bölgesinde tam nişan atılacağından dolayı vatandaşların bu bölgede hareket etmelerini rica edilir. Öte taraftan ise burada yapılacak olan nişan atma çalışmaları ve etkinlikleri dolayısıyla vatandaşlar saat 9 ile 12 arası bu bölgede hareket etmemeleri gerekiyor. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.